Aniden karar verdiğim bu ziyarette gereksiz bir iş yaptığımı adım gibi biliyordum. Niye kusura bakacakmış bu efendiler? Ne oldu, ne yaptık ya? Rahatsız etmiyorum ya. Kes artık ya Muharrem. Görüşmeyeli olayı iyice ilerletmişsin sen. Ne olayı? Kusura bakma ama bu yaptığına yüzsüzlük denir. Bu kadarını da söylettin ya bana. Ne diyorsun oğlum sen ya? Paramızla yemeğe gelelim dedik. Sanki ananıza sövmüşüm gibi bir triplere girdiniz. Ne var bunda? Yok bir de sövseydin lan. Hem sen ne acayip adamsın ya. Her yerde bu Cevat'ın peşinden hırsız sahtekar diye söyleyen sen değil misin oğlum? E şimdi tutturmuş, adamın onuruna verilen yemeğe geleceğim diyorsun ya. Vay canına. Allah'ın hırsızı bir ödül aldı diye birden onurlu adam oldu, öyle mi? Bak işte bak. Başladım gene bak. Ya aranızda onca şey oldu. Hala aynısını yapıyorsun ya. Hastasın oğlum sen. Yalan mı lan? Bu şerefsiz babanlarını çalıp hikayelerinde kullanmadı mı? Kendisi umut verici hikayeci ödülünü alırken sizi sokağa çıkamaz hale getirmedi mi? He? Ama biz onu konuştuk sonra. Konuşunca ne oluyor? Hırsızlık yaratıcılığa mı dönüşüyor? Alayınız böylesiniz oğlum işte. Biraz bir gururunuz okşandığı zaman hemen hizaya geçiyorsunuz. Size de tahammül edemediğim konu bu işte. Bu huyunuz yüzünden nefret ediyorum sizden. Lan madem nefret ediyorsun, ne işin var aramızda? Allah Allah, çattık ya. Neyse, ben kaçıyorum. Sen de o kadar takma kafaya. Herif tokatlayacak değiliz herhalde. En fazla ince ince itişiriz. Onun da hoşuna gider zaten. Kaçtaydı yemek? Yedi yedi. İyi. Hadi görüşürüz.